Tamam, hop. Başkan Savcı Sayan gelen mesajla harekete geçti. Burası mı giriş? Yardım mesajına kayıtsız kalmadı. Evin yolunu tuttu. Gece yarısı kömür, odun ve yardım kolisi ile aileye ulaştı. Sen vanayı değiştirdiler mi? Yarın getirip değiştirecekler senin vanayı. Tamam. Tamam, sen gelme. Sen orada dur. Sen gelin. Gelme. Ailenin taleplerini dinleyen Başkan Sayan not aldı. Keşkeri tere. Tu giotte keşkete. Başkan Sayan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Evleri dolaşırken ablamızın hiç yapacağının olmadığını öğrendik. Mesai arkadaşlarımla birlikte buraya gerekli kömürü ve odunları getirdik. Bunları söylerken bazı arkadaşlar diyor ki siz niye anlatıyorsunuz? İşte böyle gariban ailelerimize, fakir ailelerimize birilerinin yardım etmesi lazım. İnsanlarımızın mağduriyetini birileri duyarsa, biz duymasak nasıl buraya geleceğiz? Nasıl gelip bu saat gece 12'de hiç evinde bir gram kömürü olmayan, odunu olmayan hanımefendiyi biz nasıl bulacağız? Demek ki birileri bize söyledi, bize mesaj atıldı. Biz hemen buraya koştuk geldik. Aynı zamanda suyla ilgili bir arıza da varmış, onu da giderdik. Demek istediğim şu, mutlaka memleketin her tarafında yoksul olan insanlar vardır. Mutlaka her ülkede yoksul vardır. Bizim ülkemizde de vardır. Ama haberimiz olsa, böyle gecenin 12'si de olsa mesai arkadaşlarımla birlikte gerekli yardımları yapıyoruz. Bu anlamda Ramazan'ın tam başlangıcı önümüzdeki ay. Lütfen hali vakti yerinde olan insanlar, gariban insanlara yardım etmeyi başarsınlar. En azından bize ulaşsınlar. Başka yerlere ulaşsınlar. Biz de kendi vatandaşlarımızı, yurttaşlarımızı yalnız bırakmayalım. Ölümlü dünya. Ne kadar zengin olursanız olun, öleceksiniz. Fakir de olursanız öleceksiniz. Ölüm ikimize eşittir. Belki de eşit olduğumuz tek noktadır. Ama hiç olmazsa bu dünyada kendimiz mutlu olurken, soğuktan konuşamıyorum, kusura bakmayın. Birilerini de mutlu etmeyi başarmalıyız. Biz yardımlarımıza, gariban vatandaşlarımıza gitmeye devam edeceğiz. Onların yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu konuda duyarlı olan vatandaşlarımız da bize yardım eder, elimizi güçlendirir. Biz de onların adına yardımları gerekli yerlere ulaştırırız. Tabii ki belediyemiz, devletimiz, sosyal yardımlaşmamız var gücüyle çalışıyor. Ama takdir edersiniz ki her yere yetişmeyebiliriz, her yere yetmeyebiliriz. Zengin vatandaşlarımızın, hali vakti yerinde olan vatandaşlarımızın bize yardımcı olmaları çok önemli. İnanın belki de dünyanın en mutlu işi böyle garibanları gece 12'de olsa mutlu edebilmektir. Burada annesiyle kızıyla tek başına yaşıyor. Ev şartları da çok uygun değil ve evinde odunu da kömürü de bitmiş, utanmış herhalde, kimseye de söyleyememiş. En sonunda bir mesaj attı bana. Biz de zaten dolaşıyorduk mahalleyi, kendisine ulaştık. Helali hoş olsun, İnşallah daha güzel şekilde yardımcı olacağız. Ben Ağrı'dan hepinize iyi geceler diliyorum. Allah kimseyi bu soğukta, bu karda, kışta yoklukta bırakmasın. Allah zengin olanların da gönlünü biraz yumuşatsın ki böyle fakirlere yardım etsinler. Hayırlı geceler diliyorum.